Şu anda yaralılara müdahalede bulunulmaya çalışılıyor. Öncelikli olarak bunu söyleyelim. İki metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı bilgisi paylaşıldı ama kişi sayısına ilişkin henüz net bir bilgi söz konusu değil. Zaten görüntülerde canlı ve anlık olarak ekranlara taşınıyor TV100 ekranlarında. Yaralılara sağlık ekipleri şu anda müdahale etmekte. Polis ekiplerini de orada görüyoruz. Fakat mevcut görüntülerle kaç kişinin yaralandığına dair ya da yaralıların sağlık durumlarının ne olduğuna dair bir bilgi söz konusu değil. Tekrar bahsedelim. Haramidere metrobüs durağında bir metrobüs kazası meydana geldi. İki metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı bilgisi elimize ulaştı. Yaralıları da şu an canlı olarak ekranlara da getiriyoruz. Sağlık ekipleri müdahalede bulunuyorlar. Çarpışan iki metrobüsten birinde ön tarafında ciddi bir hasar meydana geldiğini görüyoruz. Şu anda sağlık görevlileri yaralıları taşımak için yoğun bir çaba sarf ediyorlar, ambulansa taşımak için. Şu anda bariyerlerin üzerinden yol kenarındaki ambulansa taşımak için sağlık görevlileri yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Herhangi bir ihtimale karşın itfaiye ekipleri ve polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemlerini almış durumdalar. Haramidere metrobüs durağında bir metrobüs kazası meydana geldi. Görüntüler anlık olarak ekranlara taşınıyor. Sevgili izleyenler, iki metrobüsün çarpışması sonucu. Seyir halindeydik. Öndeki metrobüsteydim ben. Arkadaki metrobüs hızla böyle çarptı. Biz öndeki metrobüse savruldum bayağı bir. Metrobüsler mi çarpıştı efendim? Evet, metrobüsler çarpıştı. Arkadaki metrobüs bayağı bir çarpışmanda herhalde şoför sıkıştı bu muhtemelen. Kaç yaralı var toplamda? Toplamda 4, 5, 6 yaralı. Kaç yaralı var efendim? 6 yaralı. Tanesi bayağı yaşlı teyze. Zaten biz onun ilk yardımcısı yaptık. Bizden geldiğince kansman. Peki. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet sevgili izleyenler, görüntüler anlık olarak geliyor. Tekrar bunu hatırlatmış olalım. Az önce yapılan birkaç açıklama vardı. Bunlardan da bahsedelim. Arkadaki metrobüsün çok sert bir şekilde çarptığını ifade etti vatandaşlar. Bir kişinin de sıkıştığı bilgisini hemen aktaralım, sizlerle paylaşalım. Haberlere kaldığımız yerden devam edelim. Hong Kong'da eylemciler protestolarına devam ediyorlar. Bu sefer de mancınıkla polise kiremit fırlattılar.